cem küçük VIP hizmetiyle yeşil yoldan kaçan fetöcüler Geçtiğimiz 17 Şubat'ta Başakşehir'deki bir evde 7 Şubat mit krizinin savcısı Sadretin Sarıkaya ile beraber eski hakim Dursun Ali Gündoğdu yakalanmıştı. Mahkemede itirafçı olarak ifade veren Gündoğdu FETÖ yapılanmasına dair çok doğru tespitlerde bulunmuş. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra FETÖ ile irtibatının başladığını anlatan Gündoğdu'nun 17-25 Aralık sonrasına dair anlattıkları çok önemli. Gündoğdu Türkiye'de FETÖ'nün kaybetmeye başladığını görünce... 2015 yılı Ekim sonunda Sadretin Sarıkaya ile yurt dışına çıkmış. Önce Almanya'ya, oradan da Belçika'ya gitmişler ve burada 7 ay kadar kaldıktan sonra geçen yıl Mayıs sonunda Türkiye'ye dönmüşler. O dönemde birçok FETÖ'cü hakim savcı yurt dışına kaçmıştı. Zekeriya Öz, Muammer Celal Kara gibi isimler firar etmişlerdi. Peki bu isimler dönmezken Dursun Ali Gündoğdu ve Sadretin Sarıkaya niçin geri döndüler? Başlarının belada olduğunu devlet karşısında şanslarının olmadığını biliyorlardı ama ne tuhaf ki dönmüşler. Bu sorunun da cevabının alınması lazım. Belki de darbe girişimi olacağını haber aldılar ve başarırlarsa amaçlarına ulaşacaklardı. Gündoğdu'nun özellikle nasıl kaçtıklarına dair anlattıkları önemli. Almanya'da gördüğü Cemil Tuğtekin'in ona anlattıklarını not etmekte fayda var. Tuğtekin bana VIP hizmet olarak isimlendiriyorlar. Alman elçilik arabası veya konsolosluk arabası da olabilir. Seni evinden alıyor. Edirne gümrüğünde adamı var. Sistemin nasıl çalıştığını da bilmiyorum. Arabadan hiç dışarı çıkmıyorsun. Pasaportuna damgayı vuruyorlar. Kendi adamları orada. Sonra Bulgaristan'a geçiyorsun. Bulgaristan'da Türkiye çıkışı olduğu için pasaportta çıkış damgası olduğu için problem yok. Bulgaristan gümrüğünden geçince Almanya'ya kadar durmak yok zaten dedi. Ben arabayı görmedim ama VIP hizmetinin böyle olduğunu söylediler. Yeşil plaka yani konsolosluk durdurulmaz. Bu sebeple yeşil yol diyorlar. Hiçbir polis hiçbir şekilde durduramıyor. Alman elçilik arabası FETÖ'cüleri alıyor, Bulgaristan'dan geçiyor ve hiç durmadan Almanya'ya kadar gidiyor. Bugüne kadar çok kişi yurt dışına böyle kaçmış. Bizler genelde Zekeriya Öz ve bazı isimler Gürcistan üzerinden kaçtığı için çoğu kişinin bu yöntemi kullandığını düşündük. Ya da Bodrum'dan Yunanistan'a Oradan Almanya'ya gittiklerini hesapladık. Elbette bu yöntemi de çok kullandılar. Dursun Ali Gündoğdu'nun anlattıklarına bakılırsa Almanya bu kaçışlara bayağı yardımcı olmuş. Çoğu FETÖ'cü, hakim ve savcılar şu an Almanya'da. Bir kısmı BND'nin kontrolünde bir kısmı Alman polisinin koruma altında yaşıyorlar. Konsolos araçları dokunulmaz olduğu için VIP hizmet alır gibi soluğu Almanya'da almış FETÖ'cü isimler. Üstelik bahsettiğimiz tarih 2015. O zaman Almanya ile ilişkiler gene iyi değildi ama bu kadar gergin değildi. Tabii gümrüklerde FETÖ'cülere yardım eden birileri de olmalı. Bu kadar zaman nasıl oldu da gümrüklerden kaçan tek bir FETÖ'cü yakalanmadı? 15 Temmuz öncesi ve sonrası birçok FETÖ'cü yurt dışına kaçtı hem de ellerini kollarını sallayarak. Bunlara yardımcı olan herkesin de bulunması lazım. Enver Altaylı da bir FETÖ'cüyü yurt dışına kaçırmak isterken böyle yakalanmıştı. Bir ülkeden diğer ülkeye adam kaçırmak kolay değildir. Etkili pozisyondaki bazı isimlerden yardım almak gerekir. Acaba başka ülkelerin istihbaratları adam kaçırmada yardımcı oldular mı? Öyle ya FETÖ'nün etkili olduğu ülkeler var. O ülkelerin araçları da dokunulmaz. Kimse aramaz. Sınırı geçse kimse durdurmaz. O yüzden FETÖ'nün hala güçlü olduğu ülkelerin Türkiye'deki temsilciliklerinin araçları gümrüklerden ne zaman çıkmış iyi araştırmak lazım. Unutulmasın ki FETÖ hiç akla gelmeyen yöntemleri uygulamada çok mahir bir örgüttür. Cem Küçük, Türkiye.